Eski bir polis memuru ve yazar olan David Poliedis, Kuzey Amerika'da bulunan ulusal parklarda ve kırsal bölgelerde garip bir şeylerin olduğuna inanıyor. Poliedis, yaptığı araştırmalarda bu bölgelerdeki binlerce gizemli ölümü ve kayboluşu kataloglamıştır. Bazıları bu olayların Kuzey Amerika'daki ormanlarda yaşayan tanımlanamamış bir hayvan türü tarafından yapıldığını söylerken, bazıları da bu olaylara başka bir şeyin sebep olduğuna inanıyor. Bu yüzden serinin ikinci bölümünde bu olaylardan bazılarını incelemeye devam ediyoruz. Eylül 2014'te 38 yaşındaki Aaron Hedges, Greg Leitner ve Joe DePew adındaki iki arkadaşıyla birlikte Montana'da bulunan çılgın dağlara doğru bir av gezisine çıktılar. Grubun amacı bu dağlarda yaşayan sığın geyiklerini bulmak ve avlamaktı. Bu yüzden yanlarında önemli ölçüde malzeme, teçhizat ve iki at ile bir katır götürmüşlerdi. Grubun morali oldukça yerindeydi ve sabah büyük bir motivasyonla çıktıkları yolda kısa bir süre içerisinde yaklaşık 2000 metre yüksekte olan Kamp Ateşi Gölü'ne ulaşmışlardı. Ancak göle giden patikada katırları bir şeyden ürkmüş ve Aaron'ın uyku tulumu patikadan aşağıya düşerek kaybolmuştu. Bu oldukça talihsiz bir olay olsa da grubun yanında her ihtimale karşı getirdikleri bir acil durum kutusu vardı. Ve bu kutuda bir önceki av sezonunda kullandıkları malzemelerle birlikte birçok uyku tulumu da bulunuyordu. Bu yüzden bu konuyu pek dert etmediler. Göle ulaştıklarında ise Aaron, bu gölün hemen yakınlarındaki bir başka göl olan Güneş Işığı Gölü'ne doğru yürüyüş yapmak istediğini ve akşam olmadan döneceğini söyledi. Yanına ise her ihtimale karşı bir telsiz, cep telefonu, ateşli silah ve bir yay aldı. Aaron oldukça tecrübeli bir doğa adamıydı. Daha önce onlarca kez bu dağlarda ve ormanlarda avlanmış ve kamp yapmıştı. Bölgeyi oldukça iyi tanıyor ve hayatta kalmak için yapılması gereken şeylerin ne olduğunu biliyordu. Bu yüzden arkadaşları onun tek başına göle gitmesini sorun etmemişti. Ancak Aaron patikadan aşağıya doğru inip ağaçların içinde kaybolduğunda bu onun son kez görülüşü olacaktı. Çünkü güneş batıp akşam olduğunda Aaron'dan hiçbir iz gözükmedi ve sabah olunca da ortaya çıkmadı. Bu süre zarfında arkadaşları onu defalarca telsizle aramış ancak yanıt alamamışlardı. Ertesi sabah Aaron'ın telsiz sisteminden gelen GPS izine baktıklarında ise onun gitmesi gereken yoldaki çatalı kaçırdığını ve sinyalinin kaybolduğunu gördüler. Bunun üzerine Aaron'ın dönüş yolunu bulacağını umarak bölgede birkaç gün daha beklediler. Ancak bu bekleyiş sırasında da ondan hiçbir haber gelmedi. 8 Eylül'de ise onun başına bir şeylerin gelmiş olabileceğini düşünerek onun kayıp olduğunu bildirdiler. Aramanın yapıldığı tarihlerde tüm bölge şiddetli bir kar fırtınası yaşadığı için aramalarda kızılötesi ekipmana sahip helikopterler kullanılmış ve arazi atlar ile izci köpeklerle titizlikle taranmıştı. Ancak tüm bu çabalara rağmen avcıdan hiçbir iz bulunamamıştı. Çalışmaların ikinci gününde ise nihayet bir ipucu bulundu. Güneş Işığı Gölü'nün hemen doğusundaki bir dere kenarında birinin bir paket sigara kullanarak ateş yakmaya çalıştığı bir yer bulundu. Bu yerin hemen yakınlarındaysa Aaron'ın taşıdığı su kesesi, sırt çantasının kayışları ve ayakkabıları bulundu. Bu ekipmanlar sanki dikkatlice çıkarılıp oraya yerleştirilmiş gibi düzgünce yan yana koyulmuştu. İşin ilginç yanı sadece bir gün önce bu alan ekipler tarafından detaylıca aranmış ve hiçbir şey bulunamamıştı. Ayrıca düşen sıcaklık ve şiddetli kar göz önüne alındığında Aaron'ın ayakkabılarını çıkarıp onları geride bırakması şaşırtıcıydı. Ve izci köpeklerinin kayıp adama dair bir koku izi alamaması da olağan dışıydı. Bulunan bu izler günler süren arama çalışmaları sırasında bulunan tek izlerdi ve sanki Aaron varoluştan silinmiş gibi gözüküyordu. Ancak bu kayboluştan tam 9 ay sonra işler daha da garipleşti. 2015 yılının Haziran ayında Roger Beslanovich adındaki bir yürüyüşçü, Rain Anchor çiftliği adındaki bir yerde akrabalarıyla birlikte kalırken, bu yerin yakınlarındaki bir tepede birinin bırakmış olduğu birkaç eşyaya rastladı.
Bu eşyalar oradaki bir ağacın dibine yığılmış ve içinde bir cep telefonu, turuncu bir av yeleği, fiyonk, giysiler, yenilmiş granola barları ve bir avlanma ruhsatı bulunuyordu. Ayrıca tepenin başındaki bir kayanın üzerine bir termos bardağı yerleştirilmiş ve onun yanına ise açık bir enerji içeceği konulmuştu. Beslanoviç bunları görünce bir yerlerde bir ceset olması gerektiğini düşündü. Ancak çevreyi aramasına rağmen hiçbir şey bulamadı. Bölgeye gelen ekiplerse eşya yığınının içindeki avcılık ve sürücü belgelerine baktığında bunların Aaron Hedges'e ait olduğunu fark etti. Ancak tüm bölgeyi detaylıca aramalarına rağmen yine ne bir insan kalıntısı ne de bir iz bulabildiler. Bu olaydan bir yıl sonraysa Aaron'ın kalıntıları eşyalarının bulunduğu yerden yaklaşık 700 metre ileride bulundu. Kalıntıların bulunduğu yer Kamp Ateşi Gölü'nden yaklaşık 25 kilometre uzakta yer almaktaydı. Ayrıca bu yer ayakkabıların bulunduğu yerden de 10 kilometre uzakta yer alıyordu. Yani Aaron bu kadar uzak bir mesafeyi ayakkabıları olmadan karın ve engebeli bir arazinin içinden yürüyerek ulaşmıştı. Daha da garip olan şey kalıntıların bulunduğu bölgenin yakınlarında bir çiftlik bulunuyordu. Ve kalıntıların olduğu yerden çiftliğe doğru bakıldığında çiftlik oldukça net bir şekilde görülebiliyordu. Ancak ilginç bir şekilde Aaron bu çiftliğe gitmek yerine üstündekileri çıkartıp oradaki bir tepeye bırakmış ve karın içinde çıplak halde yürümüştü. Ayrıca Aaron'ın kalıntıları yürüyüşçüler tarafından sıklıkla kullanılan bir rotanın üzerinde yer alıyordu. Yani aradan geçen süre boyunca birisinin mutlaka bu kalıntılara denk gelmesi ya da bulması gerekirdi. Ama bir şekilde bu kalıntılar fark edilmemeyi başarmış ve hatta ekiplerden bile gizlenmişti. Aaron'ın ölüm nedeni ise tam olarak bilinmiyor. Ancak yapılan incelemelerde kafatasında ya da kemiklerinde herhangi bir yara veya travma izine rastlanılmamıştır. Amerika'nın Washington eyaletindeki St. Helens Dağı'nın güneydoğu kesiminde Maymun Kanyonu olarak bilinen bir geçit bulunur. Ve anlatılanlara göre bu geçidin ismi 1924 yılında yaşanan tuhaf bir olaydan gelmektedir. İddiaya göre o yılın Temmuz ayında 5 kişiden oluşan bir grup madenci bölgede altın aradıkları sırada ormanın içinde insana benzeyen garip yaratıklarla karşılaşır. Gördükleri şeyler karşısında panikleyen ve dehşete kapılan madenciler bu yaratıklardan birine ateş ederek onun uçurumdan yuvarlanmasına ve diğerlerinin de kaçmasına neden olur. Bu yaratıklardan kurtulduklarını düşünen madenciler yakınlarda inşa ettikleri kulübelerine geri dönerek uyumaya başlarlar. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde madencilerin kaldığı kulübeye bir şeyler çarpmaya başlar. Panikle uyanan madenciler ne olduğunu anlamak için dışarıya baktıklarında yukarıdaki tepede ormanda gördükleri yaratıkların kendilerine devasa kayalar fırlattığını fark ederler. Ve bunun üzerine bu canavarlara ateş etmeye başlarlar. Ve bu çatışma güneş doğana kadar devam eder. Güneş doğduğundaysa madenciler telaşla kulübelerini ve bölgeyi terk ederek bir daha buraya uğramazlar. Madencilerin yaşadığı bu olay 1924 yılında The Oregonian gazetesi de dahil olmak üzere birçok yerel gazetede haber olmuştur. Saldırıya uğrayan kulübenin yeri ise artık bilinmiyor. Çünkü 1980'de St. Helens Dağı büyük bir şiddetle patlamış ve bölge önemli ölçüde değişmiştir. Maymun Kanyonu ise günümüzde hala popüler bir yürüyüş yeri olmaya devam ediyor ve bölgede hala garip olaylar yaşanıyor. Yaşanan bu olayların en ünlüsü ise Jim Carter'ın başından geçenlerdir. 32 yaşında olan Jim Carter, 1950 yılının Mayıs ayında St. Helens Dağı'nın eteklerinde kaybolan deneyimli bir kayakçı ve dağcıydı. Carter, kaybolduğu gün yaklaşık 20 kişilik bir tırmanış ekibiyle birlikte St. Helens Dağı'nın zirvesine doğru tırmanıyordu. Grubuyla birlikte zirveye ulaşan Carter, diğer dağcılara dönerek dağın hemen solunda bulunan Dog's Head adlı tepeye gideceğini ve burada grubun ormanlık alana doğru inerken birkaç fotoğrafını çekeceğini söylemişti. Carter'ın gittiği tepe yaklaşık 2500 metre yüksekte bulunmaktaydı. Burası yaklaşık 30 yıl sonra St. Helens Dağı'nın patlaması sırasında yok olacak bir tepeydi.
Yani günümüzde böyle bir tepe bulunmuyor. Carter bu tepeye ulaştığında arkadaşlarını çekmeye başlamış, ancak sadece birkaç saniye sonra fotoğraf çekimini bırakarak büyük bir süratle Maymun Kanyonu'nun olduğu bölgeye doğru kayak yapmaya başlamıştı. Arkadaşlarının anlattığına göre o sırada Carter sanki peşinde bir şey varmışçasına ölümüne hızlanmış, 2 ila 3 adet yarıktan atlamış ve Maymun Kanyonu'nun sarp kenarlarına ulaştığında aceleyle kanyonun dik yamaçlarından aşağı inmişti. Bu duruma anlam veremeyen arkadaşları ise onun az önce bulunduğu tepeye gittiğinde yerde sadece bir film kutusu bulmuşlardı. Bu olaydan sonra yaklaşık 75 kişilik bir arama kurtarma ekibi oluşturulmuş ve hem karadan hem de havadan araştırmalar yapılmıştı. Ancak 2 hafta süren aramalarda Carter'a dair hiçbir iz veya eşya bulunamamıştı. Onu aramaya katılan arkadaşları ise Carter'ın bir şey tarafından kovalandığından emindi. Çünkü onun gibi profesyonel bir dağcı ve kayakçı, sarp kayalıkları umursamadan büyük bir hızla yokuş aşağı kayak yapmış ve canını hiçe saymıştı. Peki onu bu kadar korkutan ve ölümüne kayak yapmasına sebep olan şey ne olabilirdi? Ya da arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan nasıl kaybolmuştu? Günümüzde bile Carter'a ne olduğu bilinmiyor ve bu soruların cevapları bulunmuyor. 67 yaşındaki James Madison, deneyimli bir avcı olarak biliniyordu. 11 Eylül 1952'de James, arkadaşıyla birlikte Nez Perce Ulusal Parkı'ndaki ormanlık bir alana giderek buraya kamp kurdular ve birkaç gün sonra başlayacak olan geyik avı sezonunu beklemeye başladılar. Kamp yerleri koruyucu istasyonundan yaklaşık 20 kilometre uzakta bulunuyordu ve oldukça dağlık, engebeli bir yerde yer alıyordu. İkili burada en az bir hafta avlanmayı düşündüğü için James yanına bir kova alarak yakınlardaki bir nehri kontrol etmeye ve su bulmaya gitti. Ancak bu onun son görülüşü olacaktı. James geri dönmeyince arkadaşı günün geri kalan kısmında ve gece boyunca onu çevrede aramış ama ona dair hiçbir iz bulamamıştı. Bunun üzerine yaklaşık 20 kilometre yürüyerek koruyucu istasyonuna ulaşmış ve James'in kayıp olduğu bilgisini vermişti. Bu ihbar üzerine James'i bulmak adına bir arama kurtarma kampanyası başlatılmış ve bu kampanyaya yaklaşık 100 kişi katılmıştı. Ayrıca bu aramalara deneyimli izciler ve kokuya duyarlı köpekler de dahil olmuştu. Bu köpekler ilk başlarda ormanda bazı koku izlerine rastlasalar da bu kokuların devamı gelmiyordu. İlerleyen günlerde ise bu aramalara James'in 2 oğlu ve yakınlardaki bir hava üssünden askerler katılmıştı. Ama havadan ve karadan yapılan tüm aramalara rağmen ona dair herhangi bir iz bulunamadı. Bu kayboluştan 2 hafta sonra ise James ve arkadaşının kamp kurdukları yerden yaklaşık 25 kilometre uzakta olan Somon Nehri'nde bir erkeğin cansız bedenine rastlanıldı. James yaklaşık 1,5 metre derinliğinde olan bir su yığınının içinde bulunmuştu ve yapılan incelemelere göre boğularak değil yorgunluktan hayatını kaybetmişti ve bu sadece 3 ila 4 gün önce olmuştu. James'in kıyafetlerinin çoğu kayıptı ve ayakkabıları da ayağında yoktu. Ayrıca bu mesafeyi ayakkabısız yürümüş olduğu ve bunu hiç durmadan sürekli bir şekilde yaptığı tespit edildi. Çünkü ayak tabanları yürümekten aşınmış ve ayağındaki kemikler ortaya çıkmıştı. James'in nasıl ve neden kaybolduğu bilinmiyor. Belki de bölgenin neresinde su bulacağından emin olamamış ve kaybolmuştu. Ancak bu durum onun neden çıplak olduğunu ve neden hiç uyumadan ya da dinlenmeden yürüdüğünü açıklayamıyor. Az önce de söylediğim gibi James o kadar abartılı bir şekilde yürümüştü ki ayakları kemiklerine kadar yıpranmıştı. James'in ayağındaki bu yara dışında vücudunda başka bir yara bulunmuyordu ve yapılan incelemelerde ayağındaki bu yaranın hayvanlardan ya da çürümeden kaynaklı olmadığı tespit edilmişti. Yani bu yara gerçekten de yürüyerek yapılmıştı. Peki James ormanda ne yaşamıştı? Ya da nasıl bir ruh haline girmişti?